Merhabalar efendim. Merhaba Milyoner Yatırım programı seyircilerim. Evet, milyoner bakmak. Milyoner nedir? Milyonerlik gerçekte nasıl başarılabilir? Gerçekten bu yolda ki bize kalsa emek verirken çok etkilenir, çok ister, çok bazen dalga geçer, sözde dalga geçmesin tabii. Dünya alırken, hayat yaşamaya devam ederken, kendimizle yarattığımız bazen sistemin bize yaşattığı mağduriyetin sonrasında tırnak içerisinde sıkıntılı ve tırnak içerisinde bela olurken esasında hepimiz kendi inandığımız doğruların bir noktada bekliyoruz. Evet, kendi uzmanlık alanlarımız, kendi mücadelemiz var. Ben de avukatlık ruhundan belki de bunu öğrendiğim için ciddi anlamda birçok noktalarda mağduriyetlere kendi üzerinden ve çevre üzerinden maalesef tanıklık etkileşip gözlemlediğimizi tutmamam gerektiğini ve konuşmaya devam etmem gerektiğini bize kalsa bunu yapmam gerektiği bilincindeyim. Sadece bir gerçektir. Bizler sığınıyoruz. Hepimizin sığınağı var. Hepimizin limanları var. Kendini dinlendirdiği, kendini sığınmak istediği, gerçekten kendi olabildiği belki limanları var. İşte birileri Allah'a sığınır, birileri ibadete sığınır, birileri siyasete sığınır, birileri adalete sığınır, birileri hep bir sığınıyoruz. Esasında sığınmamız gereken noktanın kendimiz olduğunu fark edemiyoruz. Önemli olan suçlu ve hasta yaratmak değil. Suçluyu cezalandırmak da değil. Hastayı ilaç vermek ya da bir noktada damgalamak değil. Önemli olan hayatta gerçek sevgi ve gerçek empatisiyle mücadele edebilmeyi başarabilmektir. Bazen nefret eden cesme, işte bu ne biçim insan dediğimiz insanların bu nasıl böyle konuşabilir, nasıl bu sıkı işleyebilir dediğimiz, dediğim gibi imzanı istediğimiz, öz almak istediğimiz insanların belki de onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu. Belki bir noktada bazen toplumun suçlu rastlı yarattığını maalesef ki söyleme gereksinimi duyuyoruz. Bazen toplum kısal olarak, sosyolojik olarak bireysel değil sadece milletler de suçluluğu tetiklemekte, hastalığı tetiklemektedir. Biz neden sevgiyle bakamıyoruz? Neden bunu başaramıyoruz? Neden de bazen başaramıyoruz? Bu yolda sevgi adına, gerçekten insanlık adına, insan hakları, hatta canlı hakları adına mücadele verirken, gerçekten bir noktada bütün canlıları kapsamayı tercih ederken, neden birbirimize düşman oluyoruz? Neden bölünüyoruz? Neden kadın hakları var? Neden çocuk hakları var? Yani ben bugün burada daha önce de bir programda ifade ettiğim gibi neden bölünme gerektiğini biliyoruz? Neden hepimiz canlılar diye kucaklaşamıyoruz? Neden canlılar diyemiyoruz? Neden hayvan hakları var? Neden diye sorduğum. İnsanlar acil olsa gerçekten insanlar bir noktada gerçek sevgiyi ve gerçek empatiyi kurabilse ne kadın aklına ihtiyaç olur, ne benim verdiğim gerçek sözlü hastalar için verdiğim mücadeleye gerek olur, ne de çocuk aklına gerek olur. Bence bu bir problem ve kaostur. Bakın, idamı da getirseniz,
cezalar yaptırırsanız artırın. Ne hiçbir şey ifade etmeyecektir. Ve ne olursa olsun, önemli olan cezalandırmak için hissedebilmektir. Önemli olan örnek olabilmektir. Neden biz nefrete, nefretle, zarar ve karşı şiddetle gidiyoruz? Neden şiddeti şiddetle kınıyoruz? Neden sevgiyle reddedemiyoruz? İşte bence burada, işte bizi geliştirememizi yol açan, bizi kalsızlıkken nedenlerden bir tanesi bu. Neden affedemiyoruz? Neden gücümüz var? Neden toplum olarak intikam duyguları besliyoruz? Neden linç etmek istiyoruz? Neden hak görüyoruz? İdamı bir insana yakıştırıyoruz. Bakın, kimse suçlu doğmadı. Kimse hasta doğmadı. Herkes bebekti. Herkes masumdu. Neden kirlendik? Neden bu kadar kötü hissediyoruz? Neden bu kadar suçluyoruz? Neden? Neden iyilikle, neden sevgiyle bakamıyoruz? Neden zihinlerimiz karışık? Neden zihinlerimiz karanlık? Neden kalplerimiz sert? Neden kalbin varlığına inanmıyoruz? Neden kalp bir et parçasıdır diyebiliyoruz? Neden kalbi yok sayıyoruz? Bence bu düşünmemiz gerekiyor. Bazen şık noktası kanunlarla belirtilmez. Bazen küfür etmekten, hakaret etmekten çok da acı verebiliyoruz farkındaki. Evet, hani küfür etse daha iyi diyebileceğiniz insanlar var. Kalbini dikilen insanlar var. Yani küfür etse, suç işlese, kanuna uygun bir kişi işlese daha fazla zarar veremezdi dediğiniz insanlar yok. İşte yani bu noktayı da düşünmemiz lazım. Ben her zaman ifade ediyorum ki, eğer psikolojik şiddet çözülürse, eğer gerçek sevgi ve gerçek empati kurulursa, hiçbir şekilde ne fiziksel şiddet, ne zihinsel şiddet olacaktır. Kökenine inmeden, zihinsel çözümlerle çözüm zannettiğiniz şeylerin gitgide sizin size soktuğunu fark etmediğiniz sürece hiçbir şey yaramadığını, nefreti, intikam duygusunu körüklediğini fark ettiğiniz sürece bir nokta bile değişmeyecek ve gelişmeyecektir. Yani isterim ki sevgiyle bakın. Ben bazen başaramasam da yine bakmaya çalışırken lütfen damgalamayın. Bütün insanlar özgürce, korkusuzca birbirini sevebilsin. İnsanlar aşağılamadan, insanları damgalamadan birbirlerini sevmesine izin verin. Sosyoloji ya da noktasını düşünmeyin. Herkes sevgiyi yaşatmadığı sürece, sevgiyle örnek olmadığı sürece maalesef zarardan başka bir şey elde edemeyiz. Aile diyoruz. Ailem için diyoruz. Çocuklarım için diyoruz. Ne kadar bu konuda samimim. Gerçekten bir kadın çocuğunu alet edebiliyor. Bir kadın erkeği cezalandırmak için çocuklarını alet edebiliyor. Bir kadın intikam duygusuyla çocuklarını alet edebiliyor. Bu mudur sevgi? Bu mudur çocuk sevgisi? Gerçekten sevgi bırakmayan mıdır? Yoksa saygı duyan mıdır? Yoksa gerçekten serbest bırakan mıdır? Rahat bırakan mıdır? Yoksa yine buna direnen mıdır? Sevgi nedir? Aşk nedir? Sadece bana demek midir? Kalkımızdakinin mutluluğunu istemek değil midir? Sevgi nedir gerçekten? Sevgi nedir? Ben bunun üzerine bir şey düşünüyorum.
gerçekten sevgi nedir? Sağlıklı sevebiliyor muyuz? Bir şeyleri araç ediyoruz. Gerçekten aile, sınıf içerisinde aile. Bakın, ben daha önceki programlarda söylediğim gibi. Aile kavramı iki kişinin gönül ve akıl birliğiyle gerçekleşir. Bunun için imzaya gerek yoktur gerçekte. Ve gerçekten imza denen şey doğanın kanunu değildir. İnsanların koyduğu sadece kurallardan biridir. Ve bunu unutmayın. İmza ile gönül birliği ve akıl birliği sağlanmaz. İmza ile iki gönül bir olmaz, akıl da bir olmaz. İmza açılıyor ve imza açıldıktan sonra insanlar sanki varlık sahibi olmuş gibi, sanki bir eşyaya sahip olmuş gibi hareket ediyor. Boşanma davaları, bunu inatla söylüyorum. İstediğiniz kadar kuru kapın, istediğiniz kadar damgalayın. İstediğiniz kadar damgalayın. Bakın, ben doğruları söylüyorum. Biz aile kavramını maalesef çocuklarımızı araç olarak kullanıyoruz. Kadın erkeği, erkek kadını köleleştirmek ve sahiplik zihniyetiyle hareket etmek için kullanıyor. Maalesef iki gönül bir değilse, iki akıl ruh bir değilse orada zaten aileden bahsedemeyiz. Aile tek taraflı gönül ve akıl bağıyla devam edebilecek bir şey değildir. Boşanma davalarının bu kadar uzamaması gerekir. Sadakat hükümlülüğünün bu kadar net çizilmemesi gerekir. Bir irade açıklandıysa bir kadın ya da bir erkek ben iradesini açıklamakla yükümlüdür. İradesine durup da saygılı bir şekilde açıklamıysa kadın ya da erkek buna saygı duymakla yükümlüdür. Gerçek sevgi, gerçek empati budur. Kimseyi istemediğin şeye zorlayamazsınız. Hiçbir kurum, hiçbir zihniyet istenmediği halde bir şey devam ettirmek, tek çare manipülasyonu uygulamak, üzerinde insanlık dışı uygulama yapmak ve insanın ve aklın doğasına gerçekçi yaklaşmayan zihniyetler, işte bazı sözde terapilerle gerçeklerin uyguladığı bu anlamdaki şiddetleri, duygusal psikolojik şiddetleri, işte kadınların da bazen erkeklerin uyguladıkları duygusal şiddetleri, duygusal şiddetleri yüzünden ciddi kaoslar yaşanıyor. Lütfen sevdiği ve sevdiği öğrenelim. Bazen baktığımızda man, işin kökenini çözmek istiyorsak, gerçekten aileyi korumak istiyorsak, bir geçen aylar önceki programda dile getirdiğim için bunu tekrar hatırlatarak söylüyorum. Aynı şeyleri söylüyorum ve özellikle söylüyorum. Çünkü bunu da bilerek ve isteyerek yapıyorum. Ve diyorum ki sakın saygıyı gerçekten gönül noktasına saygıyı öğrenmemiz gerekiyor. Aileye saygı, aileye saygı, sevgi ilk önce eşlerin birbirine olan gönlü bağına sevgi ve saygısıyla ilgilidir. Bir insanın sizi ömür boyu sevmesini, bir insanın sizi ömür boyu istemesini bekleyemezsiniz. İnsan doğasına aykırı hareket ederek aileyi koruyamazsınız. İnsan doğasına aykırı hareket ederek gerçekte var olmayan sözde terapiler ortaya koyamazsınız. Aşkın ve sevginin doğasına aykırı hareket ederek kimseyi manipüle etmemelisiniz. Kimseye duygusunuzu yapmamalısınız. Bir şeyi ya vardır ya yoktur. Bunu kabullenip göstermeniz gerekiyor. Kimseyi beni sev diye zorlayamazsınız. Kimseye beni sevmedi diyemezsiniz. Sevgi ve aşk herkesin herkese duyabileceği. Hiçbir ırk, din, mezhep, medeni, birliktelik kabul etmeyen bir şeydir. Yani kim ne zaman sevebileceğimizi, kimi ne zaman aşık olabileceğimizi bilemeyiz. Aşk bir çift değildir. Sevgi bir çift değildir. Sevgiye
hasta saygısızlık edenler suçludur. Eğer bir suç varsa ortada, evet, kanunlarda yer almadığı için, suç olarak değerlendirilmediği için biz vicdanımızı dinlemiyoruz bu yüzden. Gerçekten bir noktada suçlu olabiliyoruz, damgalıyoruz. Aşkın ve sevginin doğasında maalesef ki etik dışı uygulamalar, bu gerçekten insanlığı utandıran hareketler ve gerçekten insanları zorlayan durumlarla karşılaşıyoruz. Bu da maalesef ki istismardır. Bu eş, kadın ve erkek karşısındaki eşini istismar edebilmektedir. Maalesef, isterseniz, ne olsun düşünürseniz düşünün. Siz de aslında biliyorsunuz gerçekleri. İsterseniz zihninizdeki paranını biliyorsunuz. Esasında kalbinizin taştığını biliyorsunuz da benim gibi konuşan maalesef benim gibi gerçekçi insanları kolay yolla damgalamayı biliyorsunuz. Maalesef biz iç hesaplaşmayı yapmadığımız sürece kendimizi özelleştiremediğimiz, her şeyde haklı olduğumuzu varsaydığımız sürece maalesef bir arka boyu yol kat edilemeyecek ve karşıt aile boşanma süreçleri olacak ve maalesef daha çok cezaevi kurulacak, cezalar attırılacak, idam gelecek, o gelecek, bu gelecek ama insanlar çıktığı zaman tırnak içerisinde o sizin de sizin gibi cezalandırdık, akıllandırdık diye zannettiğiniz şey esasında daha çok siz diyeceksiniz. Daha çok hasta edeceksiniz. Önemli olan tırnak içerisinde bir hiç varsa, önemli olan tırnak içerisinde bir hastalık varsa onu topluma uzandırmaktır. Onu daha çok suçlu hale sokmak, daha çok hasta etmek değildir. Biz sosyolojik ve psikolojik olarak şirketleri vermiyoruz. Maalesef. Ve ciddi anlamda ben üzüntü duyuyorum. Ben bir avukat olarak hukukun da çok eksikleri ya da gereksinlikleri olduğunun farkındayım. Ama maalesef buradan meslektaşlarımdan Savaş Bey'e gerçekten Enes Bey'e beni destekledikleri için, benimle empati kurup anladıkları için müteşekkirim. Ve biz kolay yolu seçiyoruz. Biz saklıyoruz. Biz kendimize dürüst değiliz. Bir insan en büyük sahtekarlığı kendine yapar. Bir insanı kandırabilmeniz için, sahte olabilmeniz için ilk önce kendinizi kandırmanız lazım. En büyük sahtekarlar, en büyük dolandırıcılar ilk önce kendilerini kandırabilmeyi, kendilerine yalan söylemeyi başarabilmiş insanlardır. Çünkü kendine yalan söyleyen insan çevresini çok daha rahat ve soğukkanlıkla manipüle edecek ve kandırabilecektir. İşte en büyük sahtekarlar, en büyük başarılı dolandırıcılar maalesef bu yöntemi seçer. İlk önce kendilerini inandırırlar. İlk önce kendilerini çatlarlar. Ondan sonra gelsin paralar, gelsin problemler, gelsin başarılar. Başarı nedir? Başarı bir toplumun koşması mıdır peşimizde? Evet, vizyoner yaklaşımın bir sonraki bölümünde tekrar bir araya geleceğiz. Yarın kalan cümlemi diğer bölümde tamamlayacağım. Bakalım nasıl olacak? Kendinize vizyoner bakın. Kendinize vizyoner davranın.